Merhaba hanımlar, Pınar İğne Uyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün desenli yazmamın üzerine yine çıtı pıtı oldukça da gösterişli bir model hazırlayacağım. Yazmamı ve iplerimi böyle ayarladım. Yeşilim leylak 729, pembe rengim leylak 615 numara, patlıcan mor rengim ise çizmeli 111 numara. Bugün bu renklerimi kullanarak bu güzel modelimi renklendireceğim. Modelin özellikle böyle minik çiçekler uygulayacağım. O kısımlar çok değişik ve oldukça da gösterişli olduğunu düşünüyorum. Şimdi modelimin alt bölümünü yeşilim ile hazırlayacağım. Diğerleriyle o küçük anlatmış olduğum değişik çiçekleri hazırlayacağım üzerine. Umarım modelin bitmiş halini sizler de çok beğenirsiniz. Kenardan başlayalım. Şöyle iki zürafamı boş bırakayım. Burada bir tane daha zürafa yapacağım. Bu zürafamı biraz daha büyük yapmam gerekiyor. İpimi geriye alarak başa kadar alıyorum. Burada iki tane küçük pırpır yapacağım. İlk pırpıra geriye dönüyorum. Tekrar aynı ilk pırpırın içerisine girerek kenar pırpırı bırakıyorum. Bu kenar pırpırlarınızı da istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Şimdi diğer pırpıra geçerek bir tane küçük zürafa yapacağım. Hemen aynı yerden tekrar girip bir tane arttırıyorum. Tekrar baştaki zürafaya geri dönüp yine kenar pırpırı bırakacağım. Yine diğerine geçerek burada bir zürafa yapacağız. Aynı noktadan tekrar girerek arttırma yapıyoruz. Bu arttırmalar sayesinde burada uyguladığım yaprağım böyle biraz gidiş yönüme doğru hafiften bir meyil alacak. Tekrar geriye dönüyorum. Kenar pırpırımı tekrar yapıyorum. Şöyle iğnemin ucuyla düzenliyorum pırpırımı. Sonrasında sıkı düğüm atıyorum. Diğer gözeneğe geçerek hemen bir tane tekrardan zürafamı yapıyorum. Ve aynı yerden bir defa daha girerek artırmayı yapıyorum. Bakın hafiften böyle gidiş yönüme doğru meyil almaya başladı zaten. Bu da arttırmalardan kaynaklı meyil alıyor. Zaten bu şekilde olmasını da istiyoruz. Tekrar geriye döndüm. Artık dördüncü pırpırımı yapacağım. Dördüncü pırpırımı yaptığım sırada arttırmayı bitiriyorum. Eksiltmeler yapacağım. Bakın dördüncü pırpırımı yaptıktan sonra arttırma yapmıyorum. Eksiltme yapmaya başlıyorum. Zaten bir tane zürafam oluşuyor arttırma yapmadığım için ve son olarak bu zürafanın üzerine gelerek
Beşinci ve son pırpırımı bırakıyorum. Bakın. Bu şekilde yaprağımız ve tekrardan aynı yuvanın içerisine tam yaprağın dip kısmına ineceğim. Burayı biraz büyük de bırakabilirsiniz. Görünüş açısından daha güzel dursun diye. Veya düz bir şekilde modeli çektirmeden de inebilirsiniz. Şimdi yaprağımızı hazırladık. Çok da güzel bir yaprak. Birçok yerde de kullanabileceğimiz bir model aslında bu yaprak modeli. Kalan bölüme 4 tane pırpır yapmam gerekiyor. Pırpır boyutlarımı acaba ne uzunlukta yapsam? Denediğim modelde biraz daha kısa tutmuştum. Uzun olursa biraz daha iyi olur gibi geldi bana. Bunu biraz daha uzun bırakacağım. 4 tane aynı boylarda pırpır yapıyoruz hanımlar. 2 tane yaptık. Şöyle kontrol ediyorum. Uza tarafta boylarını anlayabiliriz. Şunu hafiften kısaltmam lazım. Üç tane oldu. Dört tane olacak. Dört tane pırpırımı yaptım. Burada hemen zemindeki zürafaya inerek şöyle üç tane zürafa yapmam yeterli mi bakacağım. Ara modeli başlamak için biraz burada boş zürafa yapmamız lazım. Üç tane yeter mi acaba? Üç tane bırakayım. Şimdi ara yolumda 3 veya 4 tane kuyumcu kafesi yapmak istiyorum. Geriye döndüm. Çift dolayarak yapacağım burada kuyumcu kafeslerimi. Hiç boşluk bırakmadan kafeslerime devam ediyorum. Burada 3 kafes bırakacağım. Tekrar 3 tane boş zürafa bırakayım. 2 3 Şurada olduğu gibi 3 tane buradan bıraktık. 4. zürafayı buradaki biraz büyük bırakmam lazım ki üzerine çalışacağım kısımlar bunun içerisine sığabilsin. Hemen geriye dönerek ta başa kadar ipimi alıyorum. Tekrar şu yaprağımızı yapabilmek için 2 tane kısa pırpırımı yapıyorum. Yaprağımıza bu şekilde başlıyoruz. Tekrar ilk pırpırın içerisine döndüm ve aynı pırpırın içerisinden kenar pırpırımı hemen buraya yapıyorum. Buralarda arttırmalar yapacağız. Bir kenarda arttırma yapıyoruz sadece. Aynı yerden girdim. Arttırmaları da
yine diğer yandaki zürafanın boyunu geçmeyecek şekilde yapmanız gerekiyor. Tekrar tekrar geriye dönerek bu kısımları tamamlayacağım. Evet. Bu şekilde buraları tamamlayayım. Sonrasında şu bölümdeki o küçük değişik çiçeklerin yapımına geçeceğiz. Bu bölümleri de tamamladığım 4 tane ana kısımlardan hazırladım. Şöyle biraz bekleyeyim. Şimdi hemen burada ilk olarak mavi rengimi alayım. 4 tane bırakmış olduğum pırpırlı kısımların birinci ve ikinci pırpırını iğneme alıyorum. Ve ikisini bir araya getirerek mavi ipimi sabitliyorum o kısma. Bu şekilde sabitledim. Burada bir tane pırpır yapacağız. Tepeye geliyorum. Düz bir şekilde yukarıya ipimi aldım. Şimdi tekrar aynı bölüme ineceğim. İnerken ipimi bir miktar uzun bırakıyorum. Yani sinek kanadı yapıyoruz aslında burada. Biraz şöyle uzunca bırakıyorum şu tepeyi. Sonrasında şu pırpırımı yaparken tepesine çıkmış olduğum ipimden şuradan tepeye çıkarken kullanmış olduğumuz o ipi içeriden geçiyorum. Şöyle kenardan düz göstereyim şöyle. Şu kısmını iğneyle yukarı şöyle getirerek kenardan bir düğüm atacağım. Tepeye gelmiyorum. Şöyle bakın. Burada tekrar aynı kısma geriye ineceğim. Yine sinek kanadı yaparken yapmış olduğum gibi buradan payımı bırakıyorum. Bu payı nasıl ayarlayacağız? İğneyle yukarı alıyorum ve pırpırımla aynı boylarda bırakıyorum. Aşağıya indim. Tekrar bir öncekinde yukarı çıkarken kullandığımız ipten iğneyle giriyorum. Kenardan yine düğüm atacağım. İpimi şöyle kenardan alıyorum. Aynı hizadan şöyle aynı hizadan düğüm atıyorum. İki tane pırpır oluşturduk tepede. Çok güzel ve değişik. Tekrar iniyorum. Yine sinek kanadı yapıyor gibi indik. Boyunu nasıl ayarlıyorum? İğnemle şöyle yukarı alıyorum. Pırpırlarla aynı boydaysa burada hafif bir küçülteceğim. Pırpırlarla aynı uzunlukta bırakıyorum. Sonra sıkı düğüm atıyorum. Bir öncekinde şuraya çıkarken yine kullandığım ipi iğneye alıyorum. İnşallah görülüyordur. İğnemi aldım ve yan taraftan yine şu hizaya gelecek şekilde yukarıya çıkıp yine düğüm atacağım. 3 tane oldu yukarıdaki pırpır sayımız. 4 tane olunca bitireceğim. Bir tane daha yapıyoruz yani. Tekrar kanat yapıyor gibi iniyoruz. İğne ile boyunu yukarıya doğru çekerek pırpırlarım ile aynı boydaysa tamam diyorum. Sıkı düğüm atıyorum. Yine bir önce yani bir önce dediğim bundan bir önceki yukarı çıktığım ipimi kullanacağım. Arasından geçiyorum. Ve yan taraftan diğer düğümlerin hizasından yine bir düğüm atıyorum. Kuvvetlice bir düğüm daha attım. Bakın tepede 4 tane pırpırım olduktan sonra
ipimi kesiyorum. Ben 4 pırpırlı yaptım. Çok güzel oldu. Gerçekten muhteşem bir görüntü. Bir tane daha yapalım. Burayı renkli de yapabilirsiniz. Ben her bölümde 2 mavi, 2 pembe şeklinde ilerleyeceğim. Dediğim gibi biri mavi olabilir, biri mor olabilir. Nasıl beğeniyorsanız öyle yapın. Çaprazlama 2 pırpırımı iğnemi alıyorum. Mavi ipimi buradan hemen sabitliyorum. Tek pırpır üzerine de yapabilirsiniz ama biraz cansız durabilir. 2 pırpırı çapraz alamıyorum diyorsanız burada 4 pırpır değil de 2 tane sinek kanadı yaparsınız. Sinek kanatlarının tepesine de yapabilirsiniz. Tekrar başlayalım. İpimizi düğümledikten sonra ilk olarak bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Hemen yukarıya düz bir şekilde düğüm attım. İlk olarak sinek kanadımızı yapalım. Şu kısmı biraz uzun bırakıyoruz ki şuradaki, yani burası ne kadar uzun olursa şuradaki pırpır görüntümüz o kadar uzar. Şimdi nereye batıyoruz? Bu sinek kanadından inmiş olduğum ip değil. Bir önceki yukarı çıktığım ip. Oradan geçtim. Yan taraftan yine şurada sinek kanadının tepesine çıktığım hizaya gelerek düğüm atıyorum. Şunu da yukarı alalım düz bir şekilde. Kuvvetlice düğümler atıyorum. İlkini tamamladım. Tekrar. İniyoruz. Aynı sinek kanadı yapar gibi. İğnemle yukarı aldığım pırpırım ile aynı boydaysa tamam olduğunu anlıyorum. Şu düğümü atarken çıktığım ipi iğneme alacağım. Tekrar tekrar söylüyorum ki belki birinin yine dikkatini çeker, anlaşılamayabilir. Aynı düğümlerin hizasına getirerek düğümü o kısımdan atıyorum. İki tane oldu. Tepedeki pırpır sayım 4 olacak. Tekrar iniyorum. Şöyle iğneyle tekrar yukarı çekiyorum. Pırpırlarım ile aynı boyda. Boyu tamamdır. Bu ipim değil, hemen yanındaki ipi iğneye alıyorum. Buralarda dikkatli olun. Katını ayırabilirsiniz yanlışlıkla çünkü aralar oldukça sık. Pırpırı şöyle yukarı düzgün bir şekilde düzeltiyorum. Düğümü de diğer düğümlerin hizasına gelecek şekilde. Aynı hizadan düğümleri atıyorum. 3 tane oldu. Son bir tane daha yapalım. İnanılmaz keyifli ve çok güzel bir görüntüsü var. Biraz uzun, hafif kısaltıyorum. Tekrar bakayım. Evet. Boyu tamamdır. Dediğim zaman sıkı düğüm atıyorum. Bu ipim değil. Hemen yanındaki ipi alacağım. Çok dikkatli oluyorum. Aralarında pek açıklık olmadığı için katından geçebilirim yanlışlıkla. O zaman modelimiz mahvolabilir. Yeniden başlamamız gerekebilir. Buradaki motiflerimizi. Aynı hizaya geliyorum. Şöyle tepeden de düz bir şekilde çekeyim. Herhangi bir potluk olmasın. Hizasını bulduktan sonra sıkı bir düğüm atıyorum. 4 tane pırpır olduktan sonra tepedekiler, artık ipi kesebiliriz. Evet. Çiçekler bu şekilde olacak. Şöyle pırpırların da tepesine kadar orantılayalım. Muhteşem oldu. Gerçekten bayıldım. Çok hoşuma gitti. İnanılmaz değişik bir görüntüsü var. Böyle eskiden küçük nasıl bir şekerler vardı adını da bilmiyorum. O şekerlere çok benzettim bu görüntüyü. Çok beğendim. Şimdi diğer renkleri de tamamlayayım. Bitmiş haliyle inşallah sizlerleyim. Hanımlar,
Diğerlerini de tamamladım ve sonuç bu şekilde oldu. Çok şeker bir model oldu. Ben kendi adıma gerçekten çok beğendim. Elimden geldiğince de detaylıca anlatmaya çalıştım. Şöyle yakından bir göstereyim. Gerçekten değişik ve oldukça da gösterişli olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizlerin de beğenisini kazanmıştır. Umarım bu video sizler için de açıklayıcı bir video olmuştur. Ben şöyle biraz bekleyeceğim. Sizler de ekran görüntüsü alın inşallah. Hemen diğer yüzünden de bir miktar bekleyeceğim. Her bir bölümünü gerçekten keyif alarak yaptım. Yapraklı kısmı da çok güzel. Yine bu renkli kısımlarda oldukça keyifli. Tekniğini anladıktan sonra inanın tıkır tıkır ilerletebiliyorsunuz. Ufaktan bir yazmamı da göstereyim tekrardan. Evet. Şimdi fiyatına geçeyim. Bu modeli yazma haricinde yapmak isteyeceğim fiyat 220 TL'lerde olurdu hanımlar. Bu fiyatlardan başlamayı düşünürdüm. Bugün de selamlarımı Beyza Ayak hanımefendiye gönderiyorum. Kendisine ve sizlere çok teşekkür ederim. Bugünlük de videomu bu şekilde sonlandırayım. Bir sonraki yeni bir modelle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.